Bu gerçekleşirse diyor, şip balinaları tarih yazacak. Şimdi buna bir göz atacağız. Ne gerçekleşirse şip balinaları tarih yazacakmış. Çok mu geç? Tamam, bunlara bir bakalım. Ne varmış, ne yokmuş. Bu gerçekleşirse şip balinaları tarih yazacak muhtemelen. Yani ben burada bu yazıyı görür görmez benim aklıma doğrudan şibarium yakımları geliyor mesela. Eğer ki şibarium yakmaya başlarsa mesela, evet, burada söylediği gibi harbiden şip balinaları tarih yazacaktır diye bir açıklama gerçekleştirebiliriz. Ve ciddi anlamda büyük bir, ne kadar çok yakarlarsa tabii ki o kadar çok ileri noktada talep de alacaktır bu adamlar. O yüzden ne kadar çok yakım? Çünkü sizin yakım dediğiniz şey aslında Shiba'nın ana stratejisi. Değil mi? Mesela Bitcoin. Halving gelirken, halving neden bu kripto para için bir katalizör? Çünkü halving halinde uzun vadede finansal değeri noktasında hareket ediliyor. Böyle bir mesele var. Ya da Bankrun olaylarında neden Bitcoin yükseliyor? Çünkü bunun için çıktı. Şimdi birincisi Shiba sonuçta hangi kripto para olursa olsun yakın varsa yatırımcı onu tercih eder. Yani bu tartışmasız bir konu. Aynı zamanda Shiba'da tabii ki bu ekstrem bir talep gösterdi ve gösterirdi. Çünkü adamların ana vizyonu bu. Adamlar yakmak için varlar. Arzını azaltmak için varlar. Yani adamların olayı bu. Başka bir şey değil. 2023'ün son çeyreğinde gelecek diye söylendi. Ben bunun doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda bir fikrim olmamakla birlikte bir şey demek istemiyorum. Çünkü gerçekten muallakta bir konudur. Yani Kusama'ya sorduğunuzda 2023'ün son çeyreğinde geliyor. Yani gelecek 3 ay içerisinde muhakkak gelmiş olacak. Eğer Kusama'yı kaynak alırsanız. Ama ben mesela Kusama'yı kaynak alıp bir şey söylemiyorum. Yani daha önce de bunu belirttim. Çünkü çok fazla yalan söylüyor. Yani çok fazla geçiştirici konuşuyor. Bu sefer tabii prestijden ödün veriyor, farkında değil. FOMO'yu bitiriyor falan. Nitekim Shibarium'un beta sürümünde de alfa sürümünde de ne olduğunu gördük. Saçma sapan işler yapıldı. Ön fiyatlama oldu. Coin korelasyondan ayrıldı. Dolayısıyla çıktıktan sonra beklenen verilmedi falan filan. Bir sürü muhabbet döndü. Dolayısıyla en son tabii Shibarium'un yakımlarından biraz taviz verileceği açıklandı. Bu hoş bir durum değil. Kesin noktada bunun bir cevabı yok. Daha doğrusu %70'e 30'du. Fakat %70'e 30 artık bilemiyorum yani 60'a 40 mı olacak, ne olacak onu ben bilmem. Önceden 70 yakılıyordu. Onlar da sağ olsunlar bilgi verme noktasında Shiba Inu ekibi yatırımcıya pek hevesli bir ekip değildir. Ancak çıktıktan sonra işte görüyorsunuz. Şimdi bu hoş bir durum değil. Birincisi yatırımcı bunu şöyle algılayacaktır. Ya %70 yakıp 30 Shibarium'u fonlayacaktı. Fakat şu anda %60'a 40. Tamam böyle. Öyle değil arkadaşım. Şimdi adamların bunu yapmasının sebebi ne? Bir anda bir şey, şimdi 70'e 30 dediler. O kadar konuştular ettiler. Fakat bu bir anda oran değiştirdi. Ne oldu? Sihirli değnekle başına mı vurdular bunları? Hayır, adamlar aktiviteyi gördü ve ölçtü. Ölçtü ve dediler ki bunun %30'u Shibarium'u fonlarsa kâfi gelmez. Dolayısıyla bu ne demek? Yakımlar da beklenenden düşük olacak demek. Sonuçta aynı varlığın %30'u ile %70'i arasında bir farktan söz edemeyiz. Sadece pay ediyorsun %30, %70. Öyle değil mi? Anlatabildim değil mi? Kripto para dünyasında 2021 yılında yıldız durumunda olan Shiba Inu SHIB için önemli gelişmeler yaşanıyor. Ekosistem taraftan büyürken bir taraftan benle hareketler devam ediyor. Ancak bu noktada henüz fiyata yansıyan bir durumun olmadığını da belirtelim. Henüz yansımaz. Yani piyasa açılır yansır. SHIB balinaları iş başında diyor burada. Ayın ve üçüncü çeyreğin sonu yaklaşırken artık yeni ayın başındayız. Nitekim üçüncü çeyreğin de başındayız. Birçok altcoin dönemi performansı olumlu bir iz bırakmak için çabalıyor. Shiba Inu için büyüme yolculuğundaysa sıkıntılar var. Buna göre CMC verilerinde ortaya koyduğu gibi henüz önemli kazanımlara dönüşmeyen bir atmosfer var.
Burada kuşkusuz birkaç olumlu temelin damgasını vurduğu istikrarsız bir yolculuk söz konusu. Son kısımda doğru konuşmuş. Yani mevcut düşüşler ve büyüme oranlarında zafiyet gibi gözüken kısa vade hareketleri var diyor. Evet. Ama yine de bu durumun kendi içerisinde normal olduğundan bahsediyor. Yani farklı bir rutin içerisinde olduğunda, nitekim bundan da duruma göre farklı bir şekilde fiyatlandırmasını yapacağından bahsediyor. Son zamanlarda en dağınık piyasa rollerini seyrediyoruz şu an bu arada. Çok dağınık. Yani kimisi yapışmada kaldı. Altcoin'lerden bahsediyorum. Bak, korelasyon 10 numara. Çok ciddi bir korelasyon var. Yani BTC'ye sağlam bir sadakat. Yani kimisi yapışma, kimisi askıda kalmış, kimisi destekte akümülatif falan. Yani birbirlerine hiç benzeyen bir nokta yok bu pozisyonda. Bu yazının kalem alındığı sırada Shiba Inu SHIB. Abi, Shiba Inu SHIB yazıp durmayın ya. SHIB coin yazın. Bitsin gitsin. 80 milyon dolara ulaşan işlem hacmiyle önemli balina faaliyetine tanıklık ediyor. Ayrıca bir gecede %31'lik etkileyici büyüme işaret ediyor. İşlem hacmindeki artış, gelişen son derece likit bir Shiba Inu ekosisteminin göstergesi olsa da fiyatta buna karşılık gelen bir artış tetiklemek için yeterli olmayabiliyor. Muhakkak. Bunun için tabii trade noktasında da hareket edilmesi lazım. Mesela Bitcoin'e bugün baktık. Hemen yine göstereyim. Piyasadaki durum bu. Yani piyasanın durumu bu. Bak. Ne bu? 6 milyar dolar hacim. Sabah 5 milyardı. Öyle değil mi? 5 milyar dolar hacim ne? Yani ne abi, 3 kişi falan mı oynuyor yani içeride Bitcoin'de şu an? Çok düşük yani tabii. Tamam. Dolayısıyla buna rağmen yukarı gidiyor bak coin. Buna rağmen yukarı gidiyor. Bu yukarı meyilli olduğu ve güçlü olduğu, fakat trade'le ve işlemlerle desteklenmediği, yani FOMO ve tam bir katalizasyon oluşturulmadığı anlamı taşıyor. Oluşturulduğu takdirde neler olur sorusu ayrıdır. Ama şu an BTC kendi salt gücüyle hareket ediyor. Abi, burada tam ne şeyden bahsediliyor ya? Ne olursa yükselecek, anlamadım. Yılbaşından bugüne büyüme %13'ün üzerinde bir düşüşe işaret. Yok canım. Öyle mi? Nasıl oluyor? Dur bakalım. Hemen çok kısa bir girip göz atalım o kısmı. Yılbaşından bu yana şimdi düşüş mü yaptı? Tamam, doğru, düşüş yapmış. O kadar değil, biraz yanlış yazmışlar ama düşüş. Tabii ki. Çok mu geç? Abi, ne için çok geç ya? Allah'ını seversen. Ne oldu da çok geç olacak? Yani bu arada bu, yani okuyorum, ne olup da yükseleceğini vaat ettiğini anlamadım. Bununla alakalı bir şey yok. Yani bu gerçeği ne gerçekleşirse kısmını yazmamışlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.